Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber 5 seviye şehirlerin fethini izleyeceğiz. Bizim bildiğimizde 5 seviye şehir, 3 tane 5 seviye şehre temasımız vardı. Onlardan bir tanesinin alımını sizlerle paylaşacağım. Bu oyundaki mantık şu arkadaşlar, normalde bir savaş başlatıyorsunuz almak istediğiniz yere. O birime yaklaşık bir burada 15 dakika sürdü. 15 dakika hazırlık döneminden sonra saldırabiliyorsunuz. Öncelikle kapı gördüğünüz üzere kapıya saldırıyoruz ve kapıyı kırmamız gerekiyor. Kapıyı kırdıktan sonra da içerideki tüm binaları temizlemeniz gerekiyor. Ondan sonra da komple yani orta binayı da yıktığınız zaman şehir sizin oluyor arkadaşlar. Ondan sonra bu şehri aldıktan sonra da gene şehrin duvarlarını ve iç binalarını siz kendiniz yapılandırıp geliştiriyorsunuz. Yani güçlendirebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi duvarın seviyesini atlatabiliyorsunuz. Aynı kendi şehriniz gibi burayı da birlik şehir olarak geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. İçine yaptığınız binalarınızda sizlerin bildiğiniz için ekstra avantajlar sağlıyor. Her binanın kendine göre avantajları var. Burada yani bu şehri de gene biri sizden fethetmek istediği veya almak istediği zaman aynı şekilde sizin gibi başta savaş ilan etmek zorunda. Sizin birliğinize, yani bu şehre savaş ilan ediyor. Sizin birliğinize etmiş oluyor, yani sizin birliğinizde ise. Daha sonra bir geri sayımdan sonra saldırabiliyor. Tabii ki o birlikler arası ne kadar sürer, ne kadar şey yapar onu daha bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi şu an kapı yıkıldı arkadaşlar. Kapı yıkıldığı için içeri girebiliyoruz ve bu arada şehrin 4 tane kapısı var. Yani sadece bu kapı yok. Güney kapısı, kuzey kapısı, doğu kapısı, batı kapısı şeklinde 4 tane kapısı oluyor şehirlerin. Oralardan istediğiniz herhangi bir kapıyı seçip saldırıp girebiliyorsunuz içeri. Şimdi diğer binalara gidiyoruz. Her binanın içinde kendine göre garnizonları var. Gene kapıda da vardı da onu yıktığımız için şu an görünmüyor. Gene garnizonları yıkarak ondan sonra binanın bir de dayanıklılığı oluyor. Yıkmak için o dayanıklılığı indirmeniz gerekiyor. Asıl zor olan o zaten. Garnizonu bir şekilde kesiyorsunuz ama binanın dayanıklılığını sıfıra indirmek zor. Gördüğünüz gibi burada birimler ellerinde meşaleyle meşale atıyorlar. Hani binayı yakarak yıkıyorlar. Daha sonra o bina yıkıldığı zaman diğerine geçiyoruz ki en sonunda orta tarafı, yani en güçlü olan taraf orta taraf, orayı da yıktıktan sonra şehir sizin oluyor. Yani buradaki şöyle güzellikleri var. Mesela mancınık falan biz yapmadık da mancınık yapıp mancınıklarla duvarlara vurabiliyorsunuz. Bu tabii ki şu an hadi yapmadık ama ilerleyen süreçlerde hani birlikler arası bir savaşlar olduğu zaman bir birlikten bir ya bu şehri almak istediğiniz zaman mancınık falan yapmak çok mantıklı olacak. Neden diyeceksiniz? Mancınıklar uzaklardan kapıya vurabiliyor. Yani adam gidip de sonuçta savunacak adam da biraz geride bekliyor. Siz mancınıklarla duvarları döverek birlikleriniz arkada beklerken adamın duvarını yıkabilme şansınız var. Yine mancınıklar binalara falan da vuruyor. Yani duvar yıktıktan sonra binalara, şehir merkezlerine falan vurabiliyorsunuz. Şu an için yok ama onu da tabii ki ilerleyen süreçte açmak zor durumda kalacağız tabii ki. Yani daha büyük şehirler var. Bu 5 seviye, daha 9 seviyeler var, 10 var. Yani ve ortadaki büyük şehir var. Son kalan. Onlar falan aldığımızda tabii ki lazım olma ihtimali yüksek. Ve burada şunu tüyoyu da söyleyeyim arkadaşlar. Her birim, yani bir vurduğunuz binaya komple 5 birimle vuramıyorsunuz. Herkes tek, yani tek birimle vurabiliyor ama mesela ben bir tapına, bir de makine fabrikasına, mesela iki kıta var. Biriyle oraya, biriyle öbür tarafa vurabiliyorsunuz. Öyle bir sıkıntı yok. Yani bir biriminiz binaya vuruyor diye diğeriyle başka binaya vuramazsınız diye bir olay yok. Sadece aynı binalara bir kıtadan fazlasıyla vuramıyorsunuz. Böyle bir özellik var arkadaşlar. Yani isterseniz 4 kıta, 5 kıta artık neyse getirip tüm binaları ayrı ayrı kıtalarınıza vurabiliyorsunuz. Burada katılım ödülleri diye bir şey var arkadaşlar bu arada. Şehirleri işgal ettikten sonra eğer gelip de, yani burada savaşmadıysanız biraz daha az ödül alıyorsunuz. Savaşıp katılıp destek olanlar daha fazla ödül alıyor. Böyle bir olay var. Ödüller de idare eder. Yani ödüller şimdilik zaten oyun başlarında olduğumuz için aşırı bir yorum yapamayacağız ama idare eder. Şu an gördüğünüz gibi daha hala gelen arkadaşlarımız var. Şehir fethine. Çünkü bir tane şehri fethettik. Bu son şehir. Yani bundan önce iki şehri fethettik. Sonra bunu artık mesela ne yapıyorduk? Diğer şehri fethederken buna saldırıyı başlatıyorduk. Hazırlık dönemi 15 dakika. 15 dakika bitiyordu. Daha sonra buraya yürüdüğümüzde 15 dakika bittiği için direkt ben şehre girip savaşabiliyorduk. Yani saldırıp alabiliyorduk.
Gördüğünüz gibi binaları düşürüyoruz. Biraz sürüyor tabii ki. Burada hemen hop bir anda alamıyorsun yani. Bir 5-10 dakikanı alıyor. Gücüne göre tabii ki senin birliğin ne kadar güçlü o kadar hızlı alıyorsun. Birimlerin güçlü olması önemli burada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Mesela daha yarı binaları yıkabildik. Şöyle bir ihtimal olma ihtimali de var. Misal buraya şimdi biz bayrak çıkar de geliyoruz ya. Bayraklarda mesela bizim temasımız haricinde başka birliklerin teması da olabiliyor. Sizle beraber veya sizi engellemeye çalışan birlikler elbet olacaktır. Eğer yani bulunduğunuz ortamda size denk olmak isteyen, size hani vermek istemeyen birlikler olursa onları yani o birlikler gelip sizle savaşabilir bu esnada. Siz, tabii ki burayı kafanıza göre alamazsınız. O zaman savaşmak zorunda kalabilirsiniz. Ha, aldığınız zaman da illa sizde değil. Yarın bir gün başka birlikler tarafından savaş açılabiliyor yani. O savaşlarda tabii ki ilerleyen süreçlerde olacaktır diye düşünüyorum. Savunmanız gerekecek yani siz binanızı kaybetmemeniz için. Öyle binayı da tabii ki adam bir anda alamadığı için siz eğer binanı yani buraya eşgal edip geliştirirseniz adamın alması da biraz sürecektir yani. Böyle bir anda hemen işgal ettim bina benim oldu yok burada. Binalar tek tek yıkacak, duvarları yıkacak ki siz binanızı alıp duvarları iyice sağlamlaştırırsanız, binaları iyice sağlamlaştırırsanız adam çok hızlı alamayacaktır. Gördüğünüz gibi son binaya vuruyoruz herhalde. Son bina yıkıldıktan sonra merkez bina kalıyor. Merkez binada ben burada 50 bin küsür mızraklım var. Şu an en ana birimim mızraklı. En güçlü olan birim de o. Ben direkt ben mesela şimdi saldıracağım. Tek vurduğum zaman tabii sıkıntı. İçeride yani 300 küsür bin asker var. Ama ben seferberlik geldiği için göstermiyorum. Seferberliğin 6 dakikası olduğu için buraya vuralım. Hani düşürelim kalabalığız zaten. İçerideki garnizonu düşürdükten sonra sadece yakmak kalıyor. Şimdi ben mesela birazdan saldıracağım. İçerideki göreceksiniz. Yani burada top saldırı tam müttefik falan bekliyor daha çıkmadı. Çıktığı zaman da yaklaşık 10 dakika falan diyor. Bu arada R4'ler R5'ler burada birlikten adam çıkartabiliyorlar. İsterlerse açılan toplu saldırıyı iptal bile edebiliyorlar. Öyle bir güzel bir yanı da var arkadaşlar. Mesela adama işte kardeşim kapat şu toplu saldırını da uğraşmıyorsun. Dağıt diyorsun direkt kapatıyor. Böyle güzel bir yönü var yani R4 ve R5'ler. İstedikleri zaman istediği her şeyi kapatıyorlar. İsterse o adamın toplu saldırına adam atabiliyorlar. Yani R4 ve R5'lere bayağı geniş yetki var burada. Yani o adama mesaj atayım, adam birlikte atayım da uğraşmıyorsunuz. Evet burada gördüğünüz gibi 10 dakika gösteriyor. Yani biraz uzaktan açmışlar arkadaş. Onun için dedim ben bir saldırayım buraya en iyisi. Sürekli şöyle bir uyarı veriyor. Top saldırı geliyoruz falan diye. 100 küsür bin bakın şey var, asker var içeride. E4 herhalde içeride. Asker sayım yetmediği için bir yere kadar indireceğim. Burada mesela ölü vermek yok tabii ki. Yani burada normal barbar şey olarak sayıldığı için burada ölü vermiyorsunuz arkadaşlar onu söyleyeyim. Gene bayağı 3'te 1 canını aldık. Benle beraber mesela vursalardı arkadaşlar. Burada hem ben Discord'da değildim. Bundan öncekiler Discord'da aldık. Hani ben hani saldıran arkadaşlar beraber deseydim eğer saldırsalardı alırdık bu ekip. Benden sonra zaten birazdan saldıracaklar. Ha, biri vuruyor herhalde. Bir anda dönecekler. Kılıçlı birliğim var. Zaten o artık diğer birliğim pek işlev kalmadığı için. Evet garnizonu gördüğünüz gibi sıralamadığınız zaman yani çok zor değil. Geçiyorsunuz. Şimdi dayanıklılığı indireceğiz. Buranın dayanıklılığı da 6 milyon. Biraz yüksek. O dayanıklılığı indirmek biraz zaman alıyor. Gördüğünüz gibi burada 62 bin küsür asker kesmişim. 7 bin hastane vermişim. Yani çok şey değil. İyi yani. Daha sonra bu şehir ele geçiriliyor ve ödüller geliyor arkadaşlar. Her şehir kendince buff'ları var. Savunma, saldırı, sağlık gibi. Onları ele geçirdiğiniz zaman size o buff'ları sağlıyor. Ayrıca içine yaptığınız binalarla da birliğinize mesela diyor ki araştırma hızını mesela işte bir günde yaptığın hızı %10 daha hızlı yaptırıyor. Böyle özellikler verebiliyor. Gördüğünüz gibi bu ele geçirilir geçilmez tüm duvarlar yıkılmış oluyor. Binalar yıkılmış oluyor. Siz tekrardan duvar ve binaları işgal edip seviye falan verebiliyorsunuz yani.
gördüğüm kadarıyla. Yani onlar kendiniz imkanlarınızı geliştirebiliyorsunuz bildiğiniz imkanlarıyla. Şehir komple size bağlı oluyor. İlerleyen süreçlerde tabii ki diğer şehirlerde bakalım neler verecek, ne yapacak onları da göreceğiz. Bir başkent kaldı şu anda bu bölgede. Başkent de tek zaten. Bu şehirden 6 tane var. 3 tanesini biz aldık. İkisini birini birbirimiz aldı. Bir tane de şimdi ana bina var. Onu yani başkenti biz alacağız. Bakalım ondan sonra da zonlar açılacak. Savaşlar ufak artık başlayacak arkadaşlar. Savaşlarla ilgili de elimizden gelince video atıp sizleri bilgilendirmeye çalışacağız inşallah. O zaman da daha güzel olur yani. Savaş videolarıyla falan. Daha iyi görürsünüz. Yani şehir fetihleri bu şekilde şu anda. Bizim birliğimiz güçlü olduğu için yani şu an birinci birlik. Biz biraz daha kolay aldık. Belki diğer birlikler daha zorlanmıştır. Mancınık falan yapmadık. Mancınık yapılabilir ama yapılmaz diye bir şey yok. Kapıları falan mancınıkla daha hızlı yıkıyorsunuz veya binaları. Destek alırsanız mancınıklardan. Tabii ki bu birlikler arası savaşlarda da daha etkili olacaktır. Yapmak gerekebilir. Evet, video bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.